Azərbaycan Real TV Natiq Nailoğlu, Sayın Bakan, Ermənistanda bugün seçimlər var. Sonuçlar, bölgəsəl barışı nasıl etkilər? Bir de Şuşa bəyannaməsi imzalandı. Bu bəyanname ve Şuşada Türkiye konsolosluğunun açılması bölgede durumu nasıl etkileyecek ve Türkiye, Rusya, Azərbaycan ilişkilerine hangi katkıyı sağlayacak? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Umarım bugün Ermenistan'da gerçekleştirilmekte olan seçimler, tabii bu Ermenistan halkının kendi tercihi, ama seçim sonuçları ve seçimden sonra gelecek yönetim daha önceki hatalardan ders alarak bölgenin istikrarının ve barışının tek yolunun komşularla iyi geçinmek olduğunu, komşuların topraklarına göz dikmek yerine komşularla iyi geçinmek olduğunu anlarlar. Çünkü savaştan sonra, yani Azerbaycan'ın kendi öz topraklarını geri almasından sonra hem Türkiye'de hem Azerbaycan'da bölgenin istikrarı için ve bölgenin barışı için adım atma kararlılığı var. Bunu Sayın Cumhurbaşkanlarımızın, iki liderin açıklamalarında, hem Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan hem Sayın Cumhurbaşkanımız Aliyev'in açıklamalarında da her zaman görüyoruz, tüm dünyada görüyor. Birçok önemli projelerin hayata geçirilmesi imkanı var. Bundan ve bu yaklaşımlardan en çok istifade edecek olan da Ermenistan. Neden? Ermenistan bu geçmişteki hatalı politikaları yüzünden kendini izole ettiği için bu konularda diğer Güney Kafkasya ülkelerine göre geride kalmış bir ülke. Ama kendi kabahati bizim değil. Şimdi bundan istifade edeceğine göre artık husumeti bir kenara bırakıp komşularıyla iyi geçinmek için neler yapabileceğini düşünmesi lazım. Ve bu anlayış olursa aşamalı olarak ilişkilerimizi normalleştiririz. Azerbaycan'la beraber karar veririz bu konularda. Yine sınırları açabiliriz. Birçok karayolu ve demiryolu projesi var. Bunların amacı ne? Sınırları da açmak. Ticaret artar, yatırımlar artar, imkanlar var. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine elbette bu barış ortamında daha da katkı sağlar ama bizim zaten ilişkilerimiz müstesna bir ilişki. Bir devlet, iki millet. O nedenle biz her şartta zaten ilişkilerimizi geliştirmek için çalışıyoruz. Bu Suşa bildirgisi de Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin ittifaklık düzeyine çıktığı bir belgedir. Ve bu iki lider arasında imzalanan, iki lider tarafından imzalanan bu belge birçok şeyi kapsıyor. İçeriğini gördünüz ve özellikle Suşa'da imzalanması da ayrı bir anlam ifade ediyor. Suşa'da bir başkonsolosluk açma konusunda liderlerimiz karar aldı. Dışişleri Bakanlığı olarak bize düşen görev de en kısa zamanda resmi işlemler tamamlandıktan sonra Suşa'da başkonsolosluğumuzu açmak, başkonsolosumuzu ve çalışma arkadaşlarımızı oraya göndermek ve orada Azerbaycan bayrağıyla beraber Türk bayrağı da dalgalanmış olacak inşallah.